Herkese selamlar, saygılar, merhabalar efendim. Bir Farklı Açıdan programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli bir konuğumuz var efendim. Konuğumuzla, tabii konuğumuz eğitimci olunca haliyle biz de burada eğitimin bir boyutunu, bir sorunsallığını konuşacağız. Bugüne kadar işlendi mi, gündeme getirildi mi genelde bilmiyorum ama çok önemli bir haksızlığa, hak yenilimine sebep olabilecek ya da olduğu gibi gördüğüm bir konuyu tabii ben gözlemlerime dayanarak gündeme getiriyorum. Detayları hocamızdan alacağız. Göçün öğrencilerin yani gençlerimiz üzerindeki psikolojik etkileri, bundan eğitimlerine etkileri ve sınavlarına etkilerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam şimdi göçü konuşuyoruz. Evet. Politik boyutunu konuşuyoruz, siyasal boyutunu konuşuyoruz ama bir de önemli bir kitle var. Gençlik. Zaten eğitimde çok dezavantajlı bir durumdayız. Evet. Bunlar evet. Yer değişiyor, psikolojik etkileri var. Başlık bu. Şimdi sizin okula kavram temel lisesi de göçle gelen öğrencilerimiz var mı? Buradan var, başlayalım. Evet. Bir 65-70 civarında öğrencimiz var temel liseye gelen. Bitirip de YGS ve LYS'ye hazırlanan da mezunlarımızdan da bir 100'e yakın öğrenci bizim kurumumuza kaydetti kendisini. Hakeza diğer kurumlara da bir bu kadar öğrencilerin geldiğini, Şırnak ve Yüksekova bölgesinden geldiklerini tahmin ediyorum. Yani iyi bir zaten göç olmuş hocam. Çok fazla. Şimdi bu göç zaten bu bölgemizdeki siyasal koşullar, savaş durumu candan sonra, hani sağlık durumundan sonra eğitimi etkiledi. Dolayısıyla eğitimden de en fazla etkilenen kesim gençlik kesimi. Öğrenci evet. Olduğu için de en fazla etkilenen kesimdir diyebiliriz. Yani can güvenliğinden sonra eğitim diyorsunuz. Evet. Evet. Yani savaşta insanlar ne yaparlar? Canlarını kaybederler. Ondan sonra en çok etkilenen durumda, insanların en çok etkilendiği durumda eğitim durumu. Herhalde hiç böyle bu konu Türkiye gündeminden de çok işlenmedi. Hiç hocam. İşlenmedi, gelmedi. Çok yazık. Yani bu konu ciddi bir şekilde şu anda herkesin bulunduğu yerde dile getirmesi, konuşması, doğrularını yanlışlarının masaya yatırılması, çözüm önerilerinin sunulması gereken çok ciddi bir konu ama hiç konuşulmuyor. Ben size gerçekten teşekkür ediyorum. Kesinlikle. En azından insanlara ulaşabileceğimiz bir aracı tabii oldunuz. Ki, tabii ki. Bunu ciddiye alıyor olmanız, bunu kesinlikle. Konuşuyor olmanız, bizim konuşmamıza vesile olmanız da gerçekten takdire değer. Estağfurullah. Hocam şimdi çok uzun süre rehber öğretmen olarak görev yaptınız. Bu konuda da hakikaten çok başarılıydınız. Öğrencilerle, gençlerle rica ederim. Diyaloğunuz çok çok iyiydi. Haliyle öyle tahmin ediyorum bu sirkülasyon müdür olmanıza rağmen yine devam ediyor. Ediyor evet. Hala rehber öğretmenlik devam hala ediyor. Hala rehber öğretmenlik devam ediyor. Şimdi dezavantajlıyız çünkü eğitimde çok gerilerdeyiz. Evet. Bir de göç var. İşte ilçelerden geliyor. Yattığı, gördüğü köyünün kokusu, ilçesinin kokusu, büyük metropoldeki yeni karşılaştığı şeyler öğrencileri nasıl etkiliyor, gençleri nasıl etkiliyor? Şimdi öğrencileri üç şekilde etkiliyor Salih Bey. Yani göç eden, bir defa bunun adına göç eden demememiz gerekiyor. Zorunlu göç etmek göç. Zorunda zorunlu kalan, göç. Zorunlu evet. Göç. Zorunlu göçün bir diğer sosyolojik adı da politik göçtür. Evet. Öğrenciyi üç şekilde olumsuz etkiliyor. Bir tanesi şu. Fiziksel olarak zaten geldiği nokta memleketinden çıkmıştır, yanına eşyalarını almamıştır, defterini kitabını bırakarak gelmiştir ve geldiği kentte, Van'a gelmişse eğer geldiği Van'da bir ortam bulamama, kalabilecek bir yer, arkadaşlık ortamı, ailevi ortamının sağlıklı olmaması, bütün bunlar birer dezavantajdır, bu bir. Evet. İkincisi, çocuk psikolojik olarak, öğrenci psikolojik olarak zaten benliğini, iradesini tam olarak yanında getiremez. Terk etmek zorunda olduğu bir yeri yurdu var, bir kültürü var, bir yaşam tarzı var, bir ailevi durumu var, ekonomik durumu var, aşiretsel yapılar var. Bütün bunlar birer etkendir. Birdenbire onu alıp bir yere getirdiğinizde, başka bir yere götürdüğünüzde sudan çıkarılmış balık gibi olur. Evet. Ve bu çocuğun kendisini çok ciddi bir şekilde tekrardan oluşturması, tekrardan hayat tarzını benimsemesi, yeni ortama girecek çünkü psikolojisini yeniden onarması gerekiyor. Bu da çok ciddi bir zaman ister. Dolayısıyla böyle bir dezavantaj var. Şu anda
göç etmek zorunda kalan öğrencilerin hiçbir tanesinde psikolojileri tam olarak yerindedir diyemeyiz. Değil. Hepsinin psikolojileri darmadağın. Hepsinin ruhsal durumları darmadağın. Bu ikinci husus. Üçüncüsü de tabii Van büyük şehir. Her ne kadar da yaşantı olarak da kat ettiğimiz yol olarak da belki büyük şehir yaşantısından uzağız henüz diyebilsek de Van sonuçta büyük şehir ve gelen öğrenciler de küçük şehirlerden ya da köylerden gelen insanlar, öğrenciler buraya geldikleri zaman tabii küçük şehirden ya da bir köyden ya da bir kasabadan buraya gelip büyük şehrin hayat tarzına ayak uydurmaları son derece güçtür. Bu biz yetişkin insanlar için de bu böyledir. Tabii ki. Kaldı ki öğrenci için olmasın. Birden küçük şehirden büyük şehire gelmek, oradaki yaşam tarzını benimseyebilmek zor. Bu da onların dezavantaj yaşadıkları üçüncü nokta. Yani bu üçünü bir araya getirdiğimizde hakikaten Allah yardımcıları olsun. Öğrencilerimiz şu anda çok çok ciddi şekilde sıkıntılarla, sorunlarla karşı karşıyalar. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı, buradaki valilik, belediyeler yeri geldiği zaman destek sunabiliyorlar. İşte Yüksek Ova'dan gelen örneğin öğretmenler var. Evet. Onlar şu anda göç etmek zorunda kalan öğrencilere ücretsiz ders veriyorlar mesela. Bunlar güzel şeyler ama işin özü onlara bu ortamı hazırlamaktan çok psikolojik bir destektir. Psikolojik tahribatı onarmaya yönelik bir destektir. Bu yok. Bunun için bir seferberlik ilan edilmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, sistemin açısından bir yardımın, desteğin olması gerekiyor. Biz Van depremi döneminde yırtındık. Evet. Sizinle yine program yaptık, tabii, konuştuk. Ancak gerçekten pozitif bir ayrımcılık yapılmadı bu öğrencilere. Fakat bu öğrenciler olağan dışı koşullarda üniversite sınavına hazırlanıyor, evet, liselere hazırlanıyorlar ya da diğer işte açık öğretim sınavlarıdır. Bu tür şeylere hazırlanıyorlar. Bu öğrencilere sistemin bir pozitif ayrımcılık tanıması gerekiyor. Bu hukuken de böyledir, ahlaken de böyledir. Sistemi dejenere edebilecek ya da deforme edebilecek bir durum yok. Bu ayrıca onlara sunulan bir lüks de değildir, bir nimet de değildir. Bu sistemin şu anda sunması gereken bir pozitif ayrımcılık bizim hepimizin görevidir. Görevi olmak zorundadır. Hocam şimdi bir yanılmıyorsam YGS sınavı var, bir TEOG sınavı var. Bunlar geleceklerini inşa ettikleri sınavlar, önemli sınavlar. Tabii tabii. Birinci TEOG'u geçtik, ikinci TEOG kaldı. Evet. Bir de YGS geçildi, şu anda LYS kaldı. LYS. Önümüzdeki hafta açık öğretim sınavları var. Sonra KPSS var. KPSS'nin biliyorsunuz hem genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri hem de aynı zamanda alan sınavı var bir, evet, hafta sonrasında. Yani öğrencilerin en yoğun bir şekilde sınavlara girecekleri bir dönem ve düşünün artık her şeyinizi kaybediyorsunuz. Sadece belki canınız var, hayattasınız, evet, ama psikolojik olarak, ruhsal olarak, ekonomik olarak her şeyinizi kaybedip bu şekilde geliyorsunuz ve sınavlara hazırlanıyorsunuz. Ve şu anda Türkiye koşullarında öğrencilerin genel çoğunluğu sınavlara hazırlanırken en çok iki şekilde hazırlama yapılıyor. Birincisi takip. Ciddi bir şekilde takip sistemi gelişti Türkiye eğitim sisteminde sınava hazırlanan öğrenciler için. İkincisi de psikolojik destek. Yani. Ve bu kardeşlerimizin, öğrencilerimizin aslında psikolojileri darmadağın ve bunlar ciddi bir şekilde psikolojik destek alan kitleyle yarışacaklar. Bir de işin bu boyutu var. Bu da ayrıca bir dezavantaj. Bu yüzden hepimizin bunlara, bu kardeşlerimize durduğumuz yerde destek çıkmamız, sahip çıkmamız, onların sesini duyurmamız, yeri geldiği zaman seslenen nefes olabilmemiz ve yapabileceklerimizi yapabilmemiz noktasında geri adım atmamamız, geride durmamamız gerekiyor. Hocam siz daha iyi bilirsiniz, tavsiyelerinizde işte psikolojileri açısından rahatsız edilmemeleri, normal yaşamlarına devam etmeleri. Şimdi bunlarda normal bir yaşam standardı da yok. Evet. Psikolojileri de harap, kültürel, evet, bir travmayla da karşı karşıyalar. Peki burada görülen bir haksızlığı, ben bugüne kadar hiçbir eğitim kurumunun, eğitim derneğinin ya da eğitimle ilgili herhangi bir yapının, ya bir saniye arkadaş, burada bir yarış var ama bir haksızlık da var. Yani bu, evet, gençlerimize, evet, haksızlık yapmayalım diye bir ses duymadım. Şimdi biraz birkaç yıl öncesine gidelim. Biz eskiden ne diyorduk birkaç yıl öncesine? Diyorduk ki bölgeler arası eğitim farkı var, değil mi? Evet. Eğitim haksızlığı var. Tabii. Ne diyorduk eğitim haksızlığı söz konusu olduğunda? İşte öğretmenimiz yetersiz, bize gerekli imkanlar sunulmuyor.
gibi. Şimdi insanlar bir ders çalışabilecek, günde belki bizim kurumumuza 50'ye yakın insan geliyor sadece ders çalışabilecek bir ortam bulmak için. Bırakın böyle öğretmen yetersizliğini, artık bunu çoktan geçtik. İnsanlar diyorlar ki benim bir sandalyem, bir masam olsun. Ya da kimse bana böyle öğretmen atamasın, bana ders vermesin. Ben sadece ve sadece benim rahat bırakılmak istiyorum. Başka yapmak istediğim hiçbir şey yok. Bu çocuklar sadece standart bir yaşam tarzı istiyorlar. Sadece bulundukları noktadan çok eksideler. Yani bulunmaları gereken noktadan çok eksideler, çok gerideler. Sıfır noktasına gelmek istiyorlar. Toplum bunu fazla görmese gerek. Bu noktada herkesin seferber olması lazım. Bölgemizde yeni yetişen nesilde özellikle bunun adına kımıldama yok. Yani sadece benim belki 200'e yakın psikolog öğrencim var Van'da. Nerede bunlar? Çok güzel. Nerede? Sadece 200'den fazla avukat öğrencim var. Nerede bunlar? Eğitim danışmanı, sosyal hizmet uzmanı, 500'e yakın eski öğrencilerimiz var. Nerede bunlar? Hani sistem hatalı, yöneticiler hatalı, valilik, belediyeler, milli eğitim müdürü, diyelim ki bunlar üzerine düşeni yapmıyor. Gençler nerede? Evet, sorumluluk sahibi gençler. Evet, dernekler nerede? Sosyal, sivil toplum kuruluşları neredeler? Neden öğrencileri bu kadar yalnız bırakabiliyoruz? Neden bu kadar dışlayabiliyoruz? Neden empati kuramıyoruz? Bu kadar insan varken 3 tane avukat bir araya gelemiyor mu? 3 tane psikolog bir araya gelemiyor mu? 3 tane sosyal hizmetler uzmanı, eğitim danışmanı bir araya gelemiyor mu? Bakın yüksek ova'dan gelen yine savaş mağduru öğretmenler kendi imkanlarıyla tek kuruş para almadan gittiler, bir yer kiraladılar ve şu anda öğrencilere ders veriyorlar. Ücretsiz ders veriyorlar. Kaynaklarını sağda solda topluyorlar. Kendi imkanlarıyla, bütün imkansızlıkları, yani onure edilebilecek, belki karşısında çok ciddi bir saygı duyulabilecek bir tutum, bir davranış. Tabii ki. Buna benzer 10 tane şeyin yapıldığını düşünsenize kentimizde. Şimdi, ne kadar çok şey değişir. Tabii ki toplumların gelişimi, değişimi, dönüşümü tabii ki yan etkilerle birlikte, ama en çok yük eğitimin üstünde. Evet. Çünkü nihayetinde bu çocuklar bugün okuyup yarın öbür gün bu kentin geleceğinde söz sahibi insanlar da olabilirler. Yok inşaat birimlerinde tuğla döşeyen, kireç taşıyan insanlar da olabilir. Evet, hayat evet. Memet meselesi. Tabii. Burada eğer bu toplumun değişimi dönüşümü isteniyorsa samimi bir şekilde, bunlar kentin geleceğinde söz sahibi olabilecek insanların yetiştiği konumlara getirilmeli. Evet, çok doğru. Bir de eklemek istediğim nokta şu. Şimdi insan hayatında Salih Bey öyle dönemler vardır ki o dönemleri unutamazsınız. Tabii. Ve siz vali de olsanız, başbakan da olsanız, milletvekili de olsanız o dönemi benliğinize, iradenize taşıyorsunuzdur. Tabii. Geleceğe taşırsınız. Şimdi bu koşullarda yetişen, bu kadar duyarsızlıkla karşı karşıya olan bir genç, psikolojisi gerçekten dağılmış bir genç, toplumun hangi kademesine gelirse gelsin bugünleri unutamayacaktır. Tabii, onda ayrı bir şey var. Tabii, unutamayacaktır ve ne demek bu? Bu yaşadığımız ruhsal durum geleceğe taşınacaktır. Bu kaçınılmaz bir şey. Böyle olunca onarılmayı bekleyen o kadar çok böyle insan psikolojisi, o kadar çok genç var ki tahrip edilmiş. Bir yerden tutmak gerekiyor. Kimse dememeli benden, elimden ne gelir. Çünkü herkes bunu dediği için aslında bir şey yapılmıyor. Evet. Yani ıslık çalarak, şarkı mırıldanarak, birinin elinden tutarak, bir sayfa defter vererek, bir kalem alarak bir yerden başlanabilir. Yani alanında başarılı olanların vereceği desteklerle ya da maddi anlamda hakikaten destek sunacağını yapacaklarıyla. Evet, dediğiniz bir nokta çok önemli hocam. Yani şu an bu gençlerin yaşadığı sosyolojik ve kültürel travmanın etkileri yaşadıkları sürece var olacak. Öyle. Hayatları boyunca geçmeyecektir bu. Emin olun. Ve ne olacak bu? Biz diyoruz ya hani gelecek nesil, gelecek nesil, gelecek nesil bugünkü nesildir. Gelecek nesil, evet, havadan düşmeyecek ve bugün yaşadıkları neyse geleceğe taşıyacaklardır. Evet. Şimdi birazdan farklı şeyler var. Onlara da geleceğim. Hocam yani şimdi biz burada politik bir konu konuşmuyoruz. Yani biz sadece eğitimi konuşuyoruz. Evet. Yaşanan bir süreç var. Bu gerçeklik. Yani burada sadece biz eğitimi konuşuyoruz. Dolayısıyla bize politik yorum ya da soru gönderilmemesini rica ediyorum. Evet. Yani herhangi bir yeri suçlamıyoruz. Var olan, olumsuz olabilecek potansiyeli kurtarma mücadelesi veriyoruz. Şimdi ben sizin aracılığınızla
birkaç kavramı da ayırt etmek istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi geçen gün biz bir platformda, bir toplulukta eğitim sunumlarını konuşurken gazeteci bir arkadaşımız, hocam karamsarsınız dedi. Şimdi karamsarlık geleceğe yöneliktir. Evet. Var olan durumu siz irdelediğinizde, konuştuğunuzda sadece somut olguları dile getirmiş oluyorsunuz. Tabii. Bu bir. Yani karamsarlık geleceğe yöneliktir. Karamsarlıkla iyimserlik, iyileştirme dediğimiz durum. Ama bugünkü koşulları da somut, objektif bir şekilde konuşmakta yarar var. Bu bir. Tabii. İkincisi de artık o kadar çok kavramlar birbirine karıştı ki. Evet. Herkes her şeyi söylüyor. Yani biz asla ve asla suçlama mantığıyla, suçlama psikolojisiyle konuşmayız, konuşamayız. Evet. Kimsenin buna hakkı yoktur. Tabii. Fakat şöyle bir şey var. Yargılamadan, suçlamadan eleştirebilmeliyiz. Tabii. İrdeleyebilmeliyiz, değerlendirebilmeliyiz. Biz konuşmazsak sorunlar nasıl halledilebilir? Tabii. Bu yüzden de bir suçlama asla, ben herhangi bir kurum kuruluşun da olumsuz nitelikte bir adını getirmedim. Biz burada eğitimi konuşacağız. Eğitim. Gençlerimizi kurtarabilmek için belediye bir şey yapabiliyor mu? Yapmak zorunda. Valilik bir şey yapabiliyor mu? Yapmak zorunda. Zorunda. Evet. Tutku Radyo yapmak zorunda. Evet. Sayın Lokman Hocam kavram temel sesi yapmak zorunda. Hocam şimdi bunu görüyoruz. Evet. Bunun farkındayız ve geleceğimiz gençlerimizdir. Söylemi bütün liderlerin tespitidir. Dinlerde evet. de hakeza böyledir. Yani yatırım genelde gençler üzerine yapılır. Evet. O zaman bu dönüşümü, bu farkındalığı yaratmak için farklı bir şeyler yapmak gerekiyor gibi. Yani toplumdaki bu ataleti o zaman yıkmanın farklı bir boyutu olmalı gibi diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Salih Bey, İsmet Özel'in bir kitabı var, Zor Zamanlarda Konuşmak diye. Yanılmıyorsam İsmet Özel. Başlığı çok güzel ve kitabın içeriğinde de şeyler vardır böyle. İnsan zor zamanda nasıl konuşmalı, nasıl davranabilmeli? Şimdi hep deriz ya klasik olarak hayatımızda bir insanın kişiliği, yapısı, bakış açısı, düşünceleri, samimiyeti Tabii. zor zamanlarda belli olur. Tabii. Alın size zor zaman. Evet. Gerçekten biz şu anda hayatımızın belki de en zor zamanını yaşıyoruz. Tabii. Bölge olarak, ülke olarak, kent olarak, kentler olarak. Çünkü ben kent olarak sadece Van'a hitap etmiyorum. Bölge kentlerimiz olarak, tabii ki, tabii. gençlik olarak, kurumlarımız olarak ve birey olarak gerçekten zor zamanları geçiriyoruz. Evet. Bu yüzden zor zamanlarda doğru yerde doğru hamleler yapabilmek çok tabii önemli. Ki. Biz ne diyoruz? İyi zamanlarda herkes yapar. Bir belediyemiz, buradan sesleniyorum. Fark etmiyor. Bir belediyemiz, valilik ya da başka biri, bir kurum, Milli Eğitim Müdürlüğü tabii. ya da bizler. Önce öz eleştiri de tabii. yapıyorum. Tabii. Vatsu binasında ya da başka bir yerde bu şu anda konuştuğumuz konuyu dile getiremez miyiz? Tabii ki. Gençler üzerinde 3-4 tane psikolog arkadaş bir araya gelip göçün psikolojik etkileri, 3-4 tane avukat arkadaş göçün hukuki etkileri, hakları, hukukları neler olduğunu anlatabilecekleri, birazcık da olsa öğrencilere ya da gençlere destek olabilecek bir seminer düzenleyemez miyiz? Bakın şimdi gidin Cumhuriyet Caddesi'nde bir baştan bir başa valilikten şeye kadar gelin, 2 Nisan'a kadar gelin. Evet. En az 500'e yakın öğrenci dolaşıyor şu anda. Gidecek tabii. yerleri yok. Yok tabii. Yok yani. Geliyorlar sabah, zaten çoğu ya yurda gelmiş ya ailesinin yanına gelmiş. Tokilerde böyle kutu gibi evlerde yaşıyorlar. Sabah çıkmak zorunda. Gidecek yerleri yok. Bu gençlere niye sahip çıkmıyoruz? Evet. Ve gelmiş. Bu gençlere özür diliyorum. Yani bu gençleri toplayabilmek, onlara destek olabilmek, ellerinden tutabilmek çok zor değil. Değil. Bizim şu anda her yerde, yani bizim savaşın insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkilerini konuşabilmemiz için böyle seminerler düzenleyebilmemiz için savaşın bitmesi gerekmiyor. Tam tersine öyle bir dönemde yapılması gerekiyor. Çünkü evet. bu dönemde ihtiyacımız var buna. Şimdi yaşanan süreçte ciddi mağdurlar var, aileler mağdur evet. ama kentlerin, ülkelerin, toplumların geleceğini inşa edecek en büyük mağdurlar bunlar, var, gençler. Evet. Ve şimdi bir yorum var, bir arkadaş diyor ki, Salih Bey diyor, bizim komşuda 3 aile kalıyor, bu garibanlar ancak geçimlerini idare edecekken çocuklarını düşünecek vakitleri yok. Böyle bir problem de var hocam. Var tabii, yani onu söylüyor zaten, çok haklı.
Ama yani ben onu söylüyorum zaten. O kalan 3 ailede genç yok mu? Öğrenci yok mu? İşte diyor, onların destek çalışacak ortam bulacak. Hayır, yani şöyle bir şey var. Şimdi o mantık da söylediği samimiyet noktasında çok doğru. Ama çaresizlik noktasında yanlış. Yanlış. Tabii. Yani kaderleri bu değil ki. Bu değil kaderleri. Eğer orada gençler yaşıyorsa ve yapacak bir şeyleri yoksa, ben gençler açısından bakmıyorum, bizim açımızdan tam da konuştuğumuz nokta. Niye birileri bunların elinden tutmuyor, imkan evet sunmuyor? Evet. Dolayısıyla eğer hani ekonomik olarak şu anda çok zor konumdayız. Yaşama, tabii ki insanların böyle beklentileri, ihtiyaçları var, özellikle fizyolojik olarak. Evet. Ama bir taraftan da fizyolojik ihtiyaçlarının yanı sıra eğitim de bizim gençler için ikinci fizyolojik bir erkendir, bir ihtiyaçtır. Tabii. Bunu da unutmamak gerekiyor. Hocam, ikimize teşekkür edenler de var. Biz aslında onlara teşekkür ediyoruz. Sadece biz bir toplumsal sorumluluğu yerine getiriyoruz. Paylaşımı, evet, aktarımı bizim için önemli. Evet, bugüne kadar göçle gelenlerle ilgili ciddi yardım kampanyalarının düzenlendiğini biliyoruz. Bu tür etkilerin farkındayız. Ama gençliğin sorunu hiç düşünmemiştim diyor hocam. Evet. Hakikaten ya, insan bazen belki hatırlayamıyor olabilir. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Hatırlamıyoruz ama hatırlamadığımız için değil, hatırlamak istemediğimiz için. Bakın hep ne diyoruz, Cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün milletvekilleri, bütün siyasi liderler, bütün hükümetler, bütün cumhurbaşkanları gelecek gençliktedir. Gençlik gelecektir, değil mi? Tabii. Kim gençliği düşünüyor? Kim gençliği? Sorumluluktan mı kaçıyoruz hocam? Sorumluluktan kaçıyoruz. Çünkü gençler kimlerdir biliyor musunuz Salih Bey? Gençler bir toplumun geleceğidir. Ama aynı zamanda yanlış giden şeyleri eleştirebilen, tartışabilen, düzeltmek için de ciddi mücadeleler gösteren, biraz o ruhu taşıyan bir kesimdir. Biz ne yöneticiler olarak nasıl bir şey istiyoruz? Türkiye'de yöneticilerimiz nasıl bir insan tipi istiyor? Eleştirmeyen, sorgulamayan, tartışmayan, her dinleni yapan. Gençlik böyle bunu kabul etmez. Gencin enerjisi tavan yapıyor. Gençlik döneminin en enerjik dönemindedir. Senin her dediğini kabul etmez. Sen ona göre geçmişte kalmışsındır. Bu yüzden gençler tehlikeli kesimlerdir. Yani şu anlamda tehlikeli kesimlerdir. Söyleneni yaptırma noktasında biraz daha fazla ikna gücü yüksek tutulması gereken bir kesimdir. Bu yüzden gençlerle kimse muhatap olmak, gençleri çok fazla böyle kayda değer almak istemez. Bunu görmezden gelir. Yöneticilerimiz maalesef böyle yapıyor. Ama unutmayalım ki toplumları, kentleri, geleceği inşa edecek olan her biri birer güneş olan, birer lider olabilecek olan da gençlerdir. Evet, onlar da gençlerdir. Hocam, tabii burada eğer eleştirmek değil de tavsiye niteliğinde konuşacak olursak, biz burada ülkedeki iktidara, bölgedeki iktidara, bürokrasinin tamamına söylüyoruz bunu. Evet. Yani bunu isimlendirecek olursak AK Parti'ye de söylüyoruz, HDP'ye de söylüyoruz. Çünkü biri ülkede iktidar, biri bölgede iktidar. Evet. Valiliğe, milli eğitime, bürokratlara da sesleniyoruz. Bir an önce bu işe el atılmalı ki, evet, gelecekte yaşayabileceğimiz çok ciddi olumsuzlukların önüne geçebilirim. Evet, evler yapılabilir. Evet, bir gün aç, bir gün tok yaşanabilir. Soğukta kalınabilir ama sosyo-psikolojik travma yaşamış bir gençlikle gelecekte yaşamak çok zor olur. Kesinlikle. Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii bir parantez açmak lazım. Buyurun. Orada soğukta yaşamayı ya da bir gün aç bir gün tok yaşamayı meşrulaştıran bir söylem değil, değil, değil bu. Kesinlikle değil, değil. Böyle anlaşılmasın. Tabii. Keşke sistemimiz bütün yurttaşların yaşam enerjisini, yaşam kalitesini yükseltmek için uğraşmış olsaydı. Böyle bir toplumda yaşıyor olsaydık. Ama unutmayalım ki bu zor günler geçecek. Evet. Çünkü çok zor günler yaşadık biz zaten. Bölge olarak da, ülke olarak da, birey olarak da gerçekten. Ama şöyle bir gerçeklik var. Eğer Batı iki sorun yaşamışsa, biz onun 3 katı, 4 katı kadar çok yaşadık. Yani şu anda ben inanıyorum ki bölge insanı olarak bizim yaşamadığımız hiçbir şey kalmadı. Hiçbir psikolojik tahribat durum kalmadı. Geçmişte olduğu gibi bugünlerde de bu günleri aşacağız, güzel bir toplum, güzel bir gelecek yaratacağız, oluşturacağız. Dilerim ki Yüce Yaradan'dan
bir an önce bunlar gerçekleşsin. Dilerim ki bunlar keşke hiç olmamış olsaydı. Evet. Ama bir yaramız varsa, bir problem, bir sıkıntımız varsa bunları gidermek için toplumsal bir dayanışmaya, bireysel bilince ve çok ciddi bir değişim ruhuna ihtiyacımız var. Bunu bir an önce hayata geçirmekte yarar var. Aslında el birliğiyle yapılabilecek güzellikler toplumdaki olumsuzlukları çok rahat minimize edebilir. Çok evet. rahat şey yapabilir. Tabii gençliğin önemli bir konu olduğunu ama bundan daha farklı sorunlar olduğunu söyleyenler de var. Elbette ki öyle ama biz bugün gençliği konuşuyoruz. Evet. Bugünkü konumuz sadece gençliğimiz olduğu için. Hocam şimdi gözlemlediğinizde. Yani niyetinde okulda öğrencilerinizi gözlemliyorsunuz. Dışarıdan evet. gelen işte göçle, zorunlu göçle gelen öğrencilerimiz var. Burada sosyoekonomik durumu biraz daha iyi olan öğrencilerimiz var. Aradaki fark belirgin kendisini gösteriyor mu hocam? Tabii kesinlikle. Şimdi gelen öğrenci zaten ben programın başında da söyledim. İradesinin, benliğinin bir kısmını memleketine bırakarak geliyor. Bu ne demektir? Konuşurken daldığını görüyorsunuz, konuşurken gözlerinin kaydığını görüyorsunuz, evet. yürürken böyle aklının başka yerde olduğunu görüyorsunuz. Bu ne demektir? Öğrenci derse odaklanmıyor ya da buradaki yaşantıyı henüz benimseyememiştir. Bütün bunlar birer tabii ki faktördür, onun dezavantajıdır. Ayak uydurmada topluma biraz daha yakından böyle ayak uydurmak için girişimde bulunmaya gerçekten böyle zorlandı bu öğrenciler. İkincisi de bu öğrencilerin büyük çoğunluğunun ekonomisi gerçekten kötü. Yani biz evet. hep diyoruz mesela yüksek ova insanı zengindir ama şunu unutmamak gerekiyor. Hiçbir zaman savaş mağduru göç etmek zorunda kalan insanlar yani muhacirler dediğimiz insan zengin değildir. Yerini yurdunu terk etmek zorunda kalan bir insan her zaman mağdurdur ve her zaman da desteğe muhtaçtır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Gönül kapılarımızı açmamız yetmiyor. Gönül kapılarımızı Van'da gerçekten hani ilk başlarda kiralar yükseltildi falan gibi eleştiriler geldi. Ama sonrasında insanların büyük çoğunluğu gönül kapılarını açtı. Tabii, şu anda tabii. misafirlikte insanların belki de çok önemli bir kısmı misafirlikte kalıyor. Hiç evinde kira istemeyenler var, eşyasını verenler tabii. var. Birkaç kurum kuruluş maddi yardımda bulundu. Ama ben yapabileceğimiz bir şeylerin daha olduğuna inanıyorum. Bu da her bireye düşen bir görevdir. Evet, her birey düşen bir görev. Evet. Yani ÖSYM sistemine baktığınız zaman tabii bir farklı bir sistem modeli uygulaması mümkün değil. Haliyle o zaman bizim böyle topyekün bu öğrencilere farklı bir destek sunmamız gerekliliğini zorunlu kılıyor gibi. Şimdi ÖSYM farklı bir model uygulayabilir. Yani bilir. Olağanüstü şartlarda bir pozitif ayrımcılık ne olabilir bu? Öğrencilerin sınavı ertelenebilir. Mesela öğrenciler, normal öğrencilerin sınavı Haziran'ın ikinci haftasındaysa bu Temmuz'un ikinci haftası yapılabilir. Bu bir. İkincisi, öğrencilere orta öğretim başarı puanı dediğimiz okuldan gelen bir puan. Bunda evet. ekstra bir destek verilebilir. Yani ek puan dediğimiz bir puan gelebilir. Bu da ÖSYM'nin yapabileceği bir şey. Ama olağanüstü koşullarda, ben kesinlikle olağanüstü koşullarda yaşadıklarına inanıyorum bu gençlerimizin. Bu ÖSYM'nin yapabileceği bir şey ama ÖSYM yapmıyor. Ben beklenti içerisinde değilim. Ha, bu durumda ne yapmak gerekiyor? Bu öğrencilerin psikolojik durumlarını, eğitim durumlarını diğerlerine ulaştırabilecek ya da onların seviyesini yükseltebilecek bireysel, grupsal, kurumsal noktalarda, kentsel noktalarda bir şeyler yapılmalı. Evet. Bu çocuklara psikolojik destek kursları açılabilir, seminerler düzenlenebilir. Biraz daha fazla bu onların durumunu anlatabilecek, çıkmazdaki durumlarını aşabilmelerini sağlayabilecek el ilanları, broşürler düzenlenebilir. Böyle bir seferberlik ilan edilebilir. Bir seferberlik ilan edilebilir. Evet. Açık öğretim sınavı ile ilgili iptallerin olduğu söyleniyor. Şırnak'ta. Mardin'de. Açık öğretim lisesi sınavları iptal olmadı. Şırnak'ta, Hakkari'de ertelendi. Sonra yapıldı. Ertelendi, özür dilerim. Ertelendi. Fakat açık öğretim fakültesi sınavları var önümüzdeki hafta. Onunla ilgili diyorlar. Açık öğretim fakültesinin sınavlarının birkaç yerde iptal olduğu ile ilgili. Var mı böyle bir şey hocam? Henüz böyle bir haber almadım ben. Bugün olmuş olabilir. Ama Hı. iptal edilmişse de Van'da iptal edilmediğinden eminim. Yok, Van'da iptal edilmedi. Tabii biz Van'a gelen öğrencileri, Van'a Tabii. göç etmek zorunda kalan Tabii. öğrencilerin psikolojilerini özelde konuştuğumuz için ama
Nihayetinde bu öğrenciler burada ve burada sınava girecekler. Evet. Hocam milli eğitimle böyle bir bağlantıya geçmeyi düşünür müsünüz ya da bu eğitimle ilintili olan STK'larla? Şimdi biz geçen hafta televizyonda da bir program yaptık. Orada ben biliyorsunuz yıllardır evet. Her radyo ve televizyon programlarında hakeza gazetelerde milli eğitim camiasında bir şekilde sesleniyorum ya da onları evet. da önerilerimi sunuyorum ya da bir şekilde ricada bulunuyorum. Yine ricada bulunmak istiyorum. Milli Eğitim Teşkilatımız gerçekten aktif. Yani ben belki 15-16 yıldır Van'dayım. İlk defa bu dönemde hem ilçe Milli Eğitim Müdürlerimiz hem il Milli Eğitim Teşkilatımız çok aktif ve çok da iyi niyetle çalışıyorlar. Evet. Bu konuda hiçbir endişe yok. Onlar da okul müdürleriyle bir toplantı düzenlediler. Okullara ziyarette bulundular. Ve bölgeden, diğer bölgelerden göç etmek zorunda kalan öğrencilere bütün destekleri yapmaları noktasında müdürlere gerekli talimatları verdiler. Orası tamam ama geri kalan kısımda da takibi bırakmamaları gerekiyor. Ne yapabiliriz? Gelin el birliğiyle dediğim gibi kurslar açabiliriz. Herkes gönüllü bir şekilde destek verebilir. Kurumlar olarak her kuruma belli bir kota verebilirsiniz bu öğrencileri alın diye. Ya da bir ortak sınav yapılabilir ya da psikolojik destek amaçlı seminerler düzenlenebilir. Biz kurum olarak da ben birey olarak da kendi adımıza söylüyorum. Biz her türlü dayanışmaya varız. Evet. Ve bu dayanışmaya da ben yokum diyebilecek kurum ve birey de olmamalı. Yoktur diye düşünüyorum vanımızda. Biz çok fazla insana kucak açtık. Çok fazla uygarlığa kucak açtık. Yani en azından böyle bir kımıldama yapılabilir. Farklı çalışmalar yapılabilir. Bence mutlaka böyle etkisi de yerinde oturacaktır. Etkisi yerinde olacak. Kesinlikle. Hocam TEOG herhalde çok kısa süre kaldı. Orada biraz zor da LGS mi dediniz? Hiç fark etmiyor Salih Bey. Bir insan belki bir dakikalık bir söylemden bile çok ciddi bir şekilde esinlenebilir, etkilenebilir ve çok ciddi bir şekilde faydalanabilir. Yani bir gün bile kalmışsa, bırakın bir günü, bir saat bile kalmışsa biz Milli Eğitim Teşkilatı'nın, valiliğin, belediyelerin, kurumların, bireylerin yapabileceği bir şeyler mutlaka var. Evet. Hocam programımızın sonuna doğru geliyoruz. Çabuk gitti. Evet 11.43 iyi gidiyor ama hakikaten iyi gidiyor. Tabii okulları korumak bizim işimiz değil. O biraz farklı birimlerin, kurumların işi. Evet. Tabii göçte gelenleri korumaya çalıştığımız gibi mevcut öğrencilerimizin de eğitimlerine dikkat etmek gerekiyor. Evet, evet. Tabii keşke kurumlar hep sağlam kalsa, keşke kurumlara bir şeyler yapılmazsa. Doğru yani onu da neden konuşmuyorsunuz diyenler var. Ben söyleyeyim, çekinmeden söyleyeyim. Yani yeryüzünde hiçbir ideoloji, hiçbir doğru düşünen kişi, kurum, örgüt ya da başka bir şey okul yakmayı meşru göremez. Bunun tasvip evet. edilebilir, doğrulanabilir hiçbir yanı yoktur. Evet. Yani okul yakılamaz. Çünkü bizim bu bölgemizde ya da bu topraklarda yüzyıllardır sömürünün ya da yüzyıllar ezilmişliğin, bilinçsizliğin tek bir nedeni var okulsuzluktur. Eğitimsizlik evet. Bunu, evet eğitimsizlik okulsuzluktur. Bunu doğru bulunabilecek hiçbir yanı yoktur. Hiç kimse kalkıp okul yakmanın ya da okulu yıkmanın meşru bir tarafını söyleyemez. Bu her şeye aykırı. Bütün doğaya, psikolojik duruma, hukuka, yaşam tarzına her şeye aykırı. Ama bu tabii ki işin eğitimsel boyutu, politik boyutunu konuşmak bizim işimiz değil ya da yeri ve zamanı tabii, değil. Tabii. Ama bu dönemlerde tam aksine ben gençlerimizle görüşürken bu dönemlerde bir şöyle bir iki cümle söylüyorum. Diyorum ki artık o kadar çok şey yaşadık ki birazcık idrak gücü olan bir kişinin bırakın böyle genç olması artık yaşlılarımızın bile ihtiyarlarımızın bile okuması gerekiyor bu dönemde. Tabii. Çünkü bütün bu yaşadıklarımız sadece kendimizi ifade edemediğimiz içindir. Sadece bilinçsizlikten dolayıdır. Bilinçlenme seferberliği başlatmamız gerekiyor. Bunun için bazı şeylerin dokunulmaz olması gerekiyor bu dönemde. Her şeyi bir kenara bırakalım. Bu şeylerden bir tanesi de can güvenliğinden sonra eğitimdir. Kesinlikle bu dönemlerde dokunulmaz olmalı. Evet yani bilinçlenmeyi ne kadar arttırırsak yaşam alanlarını da o kadar genişletebiliriz diye kesinlikle. Düşünüyorum hocam. Yani bilgi, hakimiyet olayların çözümünde daha etkendir, daha etkilidir diye düşünmek herhalde çok yanlış değildir. Yok çok doğru, çok yerinde. Ve
Bilinçlenmek de biliyorsunuz iki şekilde olur. Evet, okullarımızın eksikleri var, bireylerin hayat şeyleri var, yanlışlar var, ama bir gerçeklik vardır ki o da şu: bilinçlenmemiz gerekiyor, bilinçlenmek zorundayız. Sonuna kadar da bu okumakla mümkündür. Bu yüzden el birliğiyle, bütün gücümüzle seferber olup hem kendimizi hem de karşıdaki insanları birbirimizle dayanışarak yüceltmek, geliştirmek bizim temel görevimizdir bu dönemde. Evet, kendimizi geliştirmek, toplumlarımızı geliştirmek, ilerlemek ve en güzel yerlerde olabilmek için hakikaten gerekli şart. Evet. Bahsettiğiniz az önce dediğiniz 200'e yakın işte şu alanda, 200'e yakın şu alanda, 200'e yakın şu alanda öğrencilerim var. Evet. Biraz siteş oldu ama geriden dönüp baktığınızda da hakikaten büyük bir başarı. Yani bu bölgenin çocukları da avukat olabiliyor, hakim olabiliyor, savcı olabiliyor, şu olabiliyor, bu olabiliyor. Bölgenin çocuklarını o anlamda yetiştirebilmektir. Asıl topluma hizmet etmek, böyle bir yorum yapmışlar. Size evet. teşekkür ediyorlar. Yani evet. toplumu geliştirmenin, toplumu ilerletmenin yolu toplumda söz sahibi olabilecek şekilde eğitmektir diyenler de var. Kesinlikle. Şimdi bu genç kardeşlerimiz ya da arkadaşlarımız gücenmesinler. Ve bir şey söyleyeceğim. Van'daki lütfen işletme sahipleri, söz konusu yapacağım işletme sahipleri bana kızmasınlar. Şimdi Van'da her köşe başında, her adımda okey salonları var. Evet. Bakın, cumartesi ve pazar günleri saat böyle 9'dan itibaren gidin, onları dolaşın. Evet. Boş bir masa bulamazsınız. Ve saatlerce, 6 saat, 7 saat bu insanlar okey oynuyor. Oynasınlar, bunda bir problem yok, ama bir hafta sonu gitmesinler. Mesela bu cumartesi ya da bu pazar günü bu kişilerin arasında çok duyarlı kesimler var. Ve emin olun, bakın emin olun, o masa başında olan insanların en az %50'si de yaşadığımız bu sıkıntıları, bizim şu anda sizinle paylaştığımız, dinleyicilerimizle paylaştığımız konuları konuşuyorlar. Tabii. Bunları neden platformlara taşımayalım? Neden bir şeyler yapmayalım? Bu cumartesi okey salonlarına gitmeyin. Gelin bir araya gelelim. Bir basın açıklaması yapalım. Bir çocuklarımızı, tabii, gençlerimizi bir yere davet edelim. Bir herhangi bir yerde bir toplantı düzenleyelim. Ne yapabiliriz diye. Aranızda böyle kendisine güvenen yetkin arkadaşımız varsa farklı konularda seminerler verebilirim. Dergiler çıkartalım. Bu mümkün. Tabii ki. Televizyonlarımız var, radyolarımız var. Hepsi birbirinden değerli. Tabii. Oturalım onların sahipleriyle, yöneticileriyle bir program düzenleyelim. Farklı farklı, tabii, şeylerde buluşalım. Tabii. Yani madem ki olağanüstü bir dönemden geçiyoruz, o zaman radikal, olağanüstü şeyler yapmanın zamanı, tabii, değil ki mi? Tabii ki. Dayanışmak için neyi bekliyoruz? Tabii. Aklımızı, irademizi, idrakımızı kullanabilmemiz için hangi zamanları bekliyoruz? Bu dönemde kardeşimize sahip çıkmayacağız da ne zaman? Ne zaman? Değil mi? Tabii. Bu dönemde bilinçlenmeyeceğiz de ne zaman? Bu dönemde dayanışmayacağız da ne zaman? Tam da zamanıdır. Eğer birazcık da olsa toplumsal bir duyarlılık, bir idrakımız, bir irademiz varsa onu hayata geçirmemiz için en doğru yer ve zamandayız. O zaman haydi hayata geçirelim bunları, harekete geçelim. Durduğumuz yerde birçok şey yapabiliriz. Gerçekten birçok şey yapabiliriz. Yani mesela biz delikanlılık yaşlarında, böyle hani 20'li yaşlarda askerlikten çekiniriz, değil mi? Hep deriz ki içine girdin mi bitiyor. Evet. Bakın, bir sistemin içine girdiğiniz zaman onun aslında bir an önce sonucuna gelmek için birçok şeyin yapılabilecek, birçok şeyin olduğunu görebiliyorsunuz. Yeter ki samimi, dürüst ve bir şekilde iddialı olan bu konuda. Harekete geçeceğimiz zaman yapabileceğimiz birçok şeyin olduğunu görebiliyoruz. Evet. Hocam, tabii farklı yorumlar var, farklı değerlendirmeler var. Bir soruyu ben soracağım. Evet. Koç'ta gelen ailelerin çocukların eğitimiyle ilgili taşıdıkları endişe oranını böyle oranlarsanız. Salih Bey, şu anda göçle gelmek zorunda olan insanlarımızın hiçbir tanesinin psikolojisi yerinde değil. Değil. Hiçbir tanesi. Ben bunu her platformda, her yerde de tartışmaya hazırım. Psikolojinin bozuk olması demek insanların aklını yitirmesi değil. Değil. Kötü bir şey söylemiyorum. Bunu, tabii, biz yaptırıyoruz. Tabii. Bunu sistemler yaptırıyor. Yani utanacak olan insanlar onlar değil. Değil. Ama yani 4 gün 5 gün boyunca yanı başına bomba patlayan bir insan buraya geldiğinde onun rahat bir şekilde YGS, LYS hazırlanmasını bekleyemezsiniz.
panzerler arasında kulaklarına tıkayarak koşan çocukların buraya geldikleri zaman gidip kaydıraçlarda rahat rahat böyle kayabileceklerini bekleyemezsiniz. Bu insanların psikolojileri bozulmuş dalmadan, hepimizin de öyle. Toplum olarak hepimizin öyle. Toplum olarak çok ciddi bir şekilde yara aldık ve alıyoruz da. Bu yüzden orantılamak ben %100 diyorum. %100. Yani çok ciddi bir şekilde bir desteğe ihtiyacımız var. Toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var. Hiçbir kardeşimizin ben şu anda yaptığı işe kendisine odakladığını düşünmüyorum. Benim de yakinen tanıdığım isim vermeyeceğim ama ısrarla bir şey diyor. STK'larımızı çok eleştiriyor. Yani STK'lar bu tür ciddi işlerle neden ilgilenmiyor? Çok basit konularda işte... Çok doğru bir tespit. Doğru, çok doğru. Bu dönemde bakın STK'larımız, eğitim, sağlık, ekonomi, her konudaki STK'larımız. Tabii. Vatsu eli kolu bağlı niye kalıyor? Vatbu aynı şekilde. İsim de vereyim ben. Tabii. Yani 3-4 tane aklı başında insan çağırın, bir 2 tane duyuru yapın, pankart asın, falan gün falan saat kurumumuzda şu seminer verilecektir, şu platformda şu tartışılacaktır. Niye eli kolu bağlı kalıyorsunuz? Eğitim sendikaları. Ve sevilen eğitimcilerden de destek alın, toparlama olsun orada. Tabii, eğitim sendikaları, sağlık sendikaları neyi bekliyor? Sağlık sektöründe en ufak bir seferberlik ya da bir dayanışma, bir yardım duydunuz mu? Yok. Eğitimde duydunuz mu? Yok. Ekonomide duydunuz mu? Yok. Sadece belediyelerimiz ya da başka kuruluşlar, kurumlar, dernekler ufak tefek maddi yardımda bulunuyor. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. En gerekli ve en önemli psikolojik durumlarından söz ediyorum. Tabii. Eğitimlerinden söz ediyorum. Tabii. Bunun için dinleyicimiz gerçekten doğru bir tespitte bulunmuş. STK'lar bu dönemde bütün her şeyi bir kenara bırakıp, politik duruşlarını, eleştirilerini bir kenara bırakıp el birliği vermeli. Hiç kimseyi böyle zaten yaşadıklarımız yeterli. Ağza sakız gibi yapışan lafları tekrar etmenin hiçbir anlamı yok. Hayata geçirmek gerekiyor. Evet. Harekete geçmek gerekiyor. El birliği vermeli. Her birisi bir seferber olmalı. Farklı dayanışma örnekleri. Başka şeyler bu dönemde bize gerekli. Hocam haddimi çok aşmak istemiyorum ama bu yorum da benden olsun. Yani hakikaten yönetici konumunda olanlar halktan bir haber gibi duruyorlar. Yani sorunların gerçekliğinden bir haber gibi duruyorlar. Yani ben son 2 haftadır özellikle göç konusunu farklı birimler, farklı yaşlar, farklı etkinlikler üzerindeki etkilerini konuşmaya çalışıyorum ama maalesef çok özür dilerim tek kalıyorum. Yani burada STK'larımız yok. Sadece işte olgulardan sosyal politik çıkarsamalarla bir yerlere yaranma, bir yerlerde ben varım havasında olmanın bu işi çok da çözebileceğine inanmıyorum. Emin olun, isim vermeyeceğim, biliyorum. İlk günden beri yaklaşık 400 kişilik bir grubun bu göç gelenlerle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptığını biliyorum. Emin olun biliyorum ve bugüne kadar da basına falan düşmemiştir. Adamlar diyor ki bizim bir tek amacımız var. Biz burada üstümüze düşen sorumluluğu, kardeşlik hukukumuzu yerimize getirmemiz gerekiyor. Evet. Diğer STK'lara da biz çağrıda bulunuyoruz. VATB olsun, VATSU olsun, OSB olsun, belediyelerimiz olsun, hiçbir ayrımı yapmadan. Lütfen bu toplumun çocuklarını öyle bir hale getirelim ki burada kim olursa olsun ona faydası olsun. Kesinlikle. Psikoloji bozuk bir çocuğun hiç kimseye faydası olmayacaktır. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok doğru. Eminim ki şu anda bizi dinleyen birçok insan şunu düşünüyordur. Ya işte insanlar can derdinde bunlar neye konuşuyor? Hocam bunu konuşanlarımız vardır. Onlarca öyle mesaj var. Ama bakın can derdindeyiz fakat canımız da sağlıklı bir şekilde yaşayabilmemiz için sağlıklı bir şekilde destek alma ihtiyacımız var. Biz de bunu söylüyoruz. Tabii. Can derdimizde, eğitim derdimizde, sağlık derdimizde hepsi geleceğimiz için, gençlerimiz için, bizler için. Bu toplumu beraber inşa edeceğiz, beraber kuracağız. Evet. Yani vekillerimiz, insanların içerisinde dolaşıyorlar, dertlerini, sıkıntılarını dinliyorlar, konuşuyor ama artık dinlemenin zamanı geçti. Geçti. Yapacaksınız. Geçti. Yapacaksınız. Ya da başka temsilciler. Yani bunu tartışmanın, tabii ki tartışacağız, konuşacağız. Tabii. Fakat tartışmanın bir üstteki adımı eylemdir. Eylemdir. Harekettir. Bunu yapmak zorundayız Salih Bey. Doğru. Bunu bugün yapmazsak, yarın bir gün bakın ne diyoruz? 30 yılda bir deprem geliyor değil mi bana? Evet. Kaç yıl geçti 2011'den?
Yani bir göz açıp kapayana kadar bir 30 yıl geçecek. Geçer. Allah muhafaza. Yine bugünleri, bugün kardeşlerimize, yarın bize, dün bizeydi çünkü. Evet. Birbirimizin elinden tutmamız gerekiyor. Ve bu noktada birey olarak yetersizsek bir araya gelebiliriz. Evet, bir kişi belki yetersiz gelebiliriz ama iki kişi olduğumuz zaman gücümüz ikiye katlanır. Tabii. Üç olduğumuz zaman üçe katlanır. Düşünsenize, 1 milyonu aşkın nüfusumuz var ve 50 bin tane insanın gönüllü olduğunu. Tabii. Sokakta böyle başıboş dolaşan gençlerin derdine biraz ilaç olamaz mıyız? Tabii ki, kesinlikle. Kesinlikle olmalı. Evet, öyle. Şeydir. Hocam şimdi o konuyla ilgili birçok yorum vardı, soru vardı, cevap vermedim ama bir tek örnek vermek istiyorum. Evet. Pol Pot bir kişiydi. Ama bakın bir kavmi permeperişan etti. Öyle. Dolayısıyla bir kişiyi de çok önemsemek gerekiyor, çok kişiyi de önemsemek gerekiyor. Şimdi Deniz Yıldızı öyküsünü bilirsiniz çok evet. Kısa. Spor yapan adam sahilde koşuyorken deniz yıldızlarının kıyıya vurduğunu görür. Biliyorsunuz evet, deniz yıldızları kıyıya vurunca ölürler. Ölürler. Ama çıktıktan hemen sonra suya geri dönerlerse yaşantısını sürdürebilir. Adamın her bir deniz yıldızını eline alıp denize geri attığını gören birisi ona şöyle söyler. Buradan binlercesi var. Hangisini kurtaracaksın ki? Evet. Deniz yıldızını eline alan adam gülümseyerek onu denize fırlatır ve şöyle söyler. Onun için çok şey değişti. Evet. Yani siz birinin elinden tuttuğunuz zaman onun için çok şey değişecek. O da başkasının, o da başkasının, dayanışma dediğimiz şey bu. Bu dönemde bir şey yapmayan bana kalkıp demokratlıktan, hümanizmden söz edemez. Bu dönemde kalkıp duyarlılık göstermeyen, eylemde bulunmayan, kardeşlerine sahip çıkmayan bir kişi kesinlikle dayanışmadan, demokrasiden söz edemez. Harekete geçmenizin zamanıdır. Evet. Hepimizin durduğumuz yerde. Tabii. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Bu yüzden de bu duyarlılığını had safhaya ulaştırması gerekir. Bütün toplum bireylerinin. Tabii ki bütün toplum bireyleri el ele vermezse çalışma eksik kalır, kırık öyle kalır. Ama toplumuna güçlü destek verirse yarın çocuklarının geleceğini selamet altına almış olur. Evet, çok doğru. 2 Nisan'da oturmuş bir anne kendi çocuğuyla ilgili endişesi olmalı. Çünkü eğer toplumda sosyopsikolojik sorunlarla yetişmiş ciddi bir kitle varsa kendisinin, evinin, sokağının güvenli olması ya da çocuğuyla ilgili iyi hayallerinin olması çok da olumlu sonuç vermeyebilir. Benim son cümlem bir böyle olsun. Siz toparlarsanız ne dersiniz hocam? Evet. Ben az önce söylediklerimi yinelemek istiyorum. Yani bizim zaten güvenlik dediğimiz durumumuz, bizim en önemli şu anda durumumuz. Can güvenliğimiz ya da işte mal güvenliği biraz sonra geliyor ama sonuçta güvenlik önemli bir sorun ve en önemli sorunumuz. Ama ondan sonra da eğitim ve sağlığımız geliyor. Ben bu günleri aşabileceğimize yürekten inanıyorum. Fakat bu günleri daha kısa sürede aşabilmemiz için toplumsal dayanışmaya, bireysel duyarlılığa ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Size çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için ve bütün dinleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam, sağ olun, var olun. Evet, bugün Lokman Tekin konuğumuzdu, Kavram Temel Lisesi müdürü, aynı zamanda eğitimci, yazar. Yarın farklı bir konukla burada olacağız, karşınızda olmaya çalışacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.